iki sorusu var. İlk sorusu ikinci maçta Staric oynayabilir mi έρχεται. Η απάντηση είναι ότι όλοι οι παίκτες ετοιμάζονται στο δύσκολο αγώνα. Δεν υπολόμαστε πάρα πολύ καλά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Η άποψή μου είναι ότι και οι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι μπορούν να θεωρούν ότι εμάς είναι πολύ δύσκολοι και να ξέρετε ότι στις λεπτομέρειες θα κριθούν τα πάντα. Εμείς πάντα και... Επίσης, μεραβολάς. Oynanmamış her müsabaka kendi içerisinde birçok zorluğu taşıyor. Bu müsabakada her iki takım açısından oldukça zor ve önemli olacak. Biz bu bilinç içerisinde hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her anında kendi oyun planından, kendi futbol doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özelliklerdeyiz. Dolayısıyla yarın izleyenlerin futbol adına çok güzel bir müsabaka izleyeceğini düşünüyorum. Hazırlığımızın karşılığını almayı bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben rakibimizin teknik direktörünün yapmış olduğu yorumlara saygı duymanın ötesinde yorum yapmayı uygun görmüyorum. O onun görüşüdür. Ya şayet bu maç adına derseniz ben oynanmamış hiçbir müsabakada favori görmem. Sonuçta saha içerisinde çıkarsınız. Kendi doğrularınızı yapmaya çalışırsınız. Yapmadığınız anda cezayı keserler. Yaparsanız gülerek ayrılırsınız. Geçmiş dönemde de hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak da bunları yeterince tecrübe ettik. Biz sadece kendi gücümüzü ve futbol doğrularını yapmaya çalışacağız. Onun ötesi inşallah mutlu bir şekilde şehrimize dönecek. Skoru alırız. Teşekkür ederim. Elbette ki rakibimizin olumlu ve olumsuz yönlerini biliyoruz. Sonuçta futbol oynamaya çalışan takımların zaman içerisinde geçiş oyununda sıkıntılar olabilir. Yani savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişlerde sorunlar olabilir. Bunu her takım yaşar ki benzer sorunları biz de yaşıyoruz. Bir de bu ligin henüz başı olduğu için o şekilde değerlendirildiği anda tam fizik kalite istenilen seviyeye gelmediği için bu zorlukları her iki takım da ziyadesiyle yaşayabilir. Ama tabii ki yeterince izlememizi yaptık, analizimizi yaptık. Olumlu ve olumsuz yönler hakkında bizler gerekli bilgiye sahibiz. Eminim ki siz de gerekli bilgiye sahipsinizdir. Şu an kendi bilgilerinizle yetinmenizi sağlık veririm. Bu Sturic bildirimi geldi şu anda. Evet, bizim futbolcumuz şu an itibariyle. Kendisi bizden önce haber aldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii ki Trabzon'a gittiğimizde durum değerlendirmesini yapacağız. Biz arzu eder ki bu şölen havası taraftarla beraber, nerede oynarsak oynayalım taraftarla beraber olsun ama bazen insani duruşlar zaafa uğratabiliyor. Hangi meslek grubunda olursanız olun. Seyir zevkini gölgelediği durumlarda bu tarz sorunlar olabiliyor. Keşke olmasa, hiçbir yerde bu taraftarsız, seyircisiz müsabakalar oynanmasa ama taraftar oynamıyor müsabakayı. Saha içerisinde çıkan yürekler, inanmış yürekler oynuyor. Onun için biz seyirci olsa da olmasa da aynı oyunumuzu oynayacaktık. En azından temsil noktası içerisinde camiamızı en iyi şekilde temsil edecek bir duruşu gösterecektik. Avantaj mı, dezavantaj mı olduğunda yarın müsabaka bitiminden sonra ben yorumlayabilirim size. Bueno, como dijo el entrenador, estamos todos muy contentos de estar en una nueva fase pre-Europa League. Muy orgulloso de representar a Trabzonspor. Y esperamos que sea un lindo partido porque enfrentaremos con gran respeto a un gran rival, como dijo el entrenador. Con una idea de juego, esperemos que sea lo mejor posible para brindar un buen espectáculo. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocamızın da dediği gibi gerçekten saygı duyduğumuz ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Yani zor bir maç olacak. İki taraf için de kolay olmayacak bu seçimin iki maçı da. Ama biz iyi hazırlandık. Bu maça kadar çalışmalarımızı gerçekten çok sık ucumda sürdürdük. Umarım yarın da bunun karşılığını Trabzonspor'u hak ettiği yere getirecek şekilde alırız. Uzun olduğu için
teşekkürler. Ben de koçlara konferansa. Dinlemeye gerek yok. Teşekkür ederim.